yukarıda bir yerlerde bir uzay aracı Ay'a çarpmak üzere. Üstelik plansız ve kontrolsüz bir şekilde. Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait bir Falcon 9 roketinin ikinci kademesi, Dünya ile Ay arasında bir yerlerde kaotik bir yörüngede savrula savrula ilerliyor. Ve muhtemelen 4 Mart 2022 tarihinde Türkiye saatiyle 15.26'ya 2 saniye kala Ay'a büyük bir hızla çarpacak. Tarihte ilk kez insan yapımı bir cisim plansız ve kontrolsüz bir şekilde Ay yüzeyinde bir krater oluşturacak. Daha geçen ay gündemimizde olan Don't Look Up, Yukarı Bakma filmindekine benzeyen bir durum gözlerimizin önünde gerçekleşiyor resmen. Ama merak etmeyin, filmden farklı olarak bugün anlatacağım bu çarpışmanın bizi olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir yönü yok. Ama filmdekine benzer gelişmeler çok. Çünkü bu çarpışmayı ilk kez fark edip duyuranlar NASA ya da benzeri bir uzay ajansında çalışmıyorlar. Roketi fırlatan SpaceX ya da Elon Musk'ın da çok yakın bir zamana kadar konuyla ilgili hiçbir bilgisi yoktu. Bu aracın Ay'a çarpacağını ilk fark eden kişi kendi başına çalışan, kendi halinde bir bilgisayar yazılımcısı. Evet, 4 Mart'ta çok ilginç ve çok tarihi bir durumla karşılaşacağız. Hem bu durum hem de bu duruma nasıl geldiğimizin hikayesi bence anlatmaya ve paylaşılmaya değer. Hikayemiz bundan 7 yıl kadar önce başlıyor. 2015 yılının Şubat ayında Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünden bir Falcon 9 roketi fırlatıldı. Geri sayımın ardından göğe doğru yükselmeye başlayan bu roket, tüm uzay görevlerinde olduğu gibi kademeler halinde tasarlanmıştı. 9 Merlin motorundan oluşan ilk kademe ya da diğer adıyla booster, her zaman olduğu gibi fırlatmadan birkaç dakika sonra ayrıldı. Falcon 9 roketinin üst kademesi ise Discover adında bir hava durumu uydusunu taşıyordu. Fakat diğer Falcon 9 görevlerinden farklı olarak bu uydu dünyanın alçak yörüngesine yerleşmeyecekti. Dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaktaki özel bir yörüngeye yönlendirilmesi gerekiyordu. Tıpkı geçtiğimiz günlerde gönderilen ve benim de canlı olarak aktardığım Webb Uzay Teleskobu gibi. Bu arada o da sağ salim kendi yörüngesine ulaştı, hedefine gitti. Şu anda aynalarını kalibre etmekle meşgul. Hatırlarsanız Webb Uzay Teleskobu'nun da çok özel bir noktaya gönderildiğini söylemiştim. Güneş ve Dünya'nın Lagrange noktalarından ikincisine, yani L2 bölgesine. 7 yıl önce yola çıkan Discover uydusuysa diğer bir Lagrange noktasına, L1 bölgesine gönderilmişti. Yani şu anda bu uydu ve Webb Uzay Teleskobu tam ters yönde 1,5 milyon kilometre uzaktaki o özel yörüngelerinde dolaşmaya devam ediyorlar. İşte Discover uydusunu o özel noktaya yönlendirebilmek için onu taşıyan Falcon 9 roketinin ikinci kademesinin her zamankinden daha yüksek bir irtifaya ulaşması gerekiyordu. Nitekim öyle de yaptı ve uyduyu başarıyla yönlendirdi ve sonrasında ki kısmı anlatmadan önce şu bilgiyi vermek istiyorum sizlere. Uzay görevlerinde genellikle böyle iki aşamalı olarak gerçekleştirilen bu işlemde roketin alt ve üst kademeleri içlerindeki yakıtı tükettikten sonra dünya atmosferine girerek yanmaya başlar normalde. SpaceX'in bu konudaki en önemli inovasyonu alt kademenin, yani booster'ın kontrollü bir şekilde yeryüzüne dikey iniş yapabilmesini sağlamak oldu. Bu sayede aynı booster tekrar tekrar kullanılabilir hale geldi ve dolayısıyla toplam fırlatma maliyetleri de azaldı. Ancak roketin üst kısmındaki o ikinci kademe için bu söylediklerimiz geçerli değil. Diğer tüm fırlatmalarda olduğu gibi roketin ikinci kademesi, üst kademesi, görevini tamamlayıp da yakıtını tükettikten sonra büyük çoğunlukla, genellikle tekrar dünya atmosferine ya kendiliğinden ya da yönlendirilerek giriyor ve yanarak parçalara ayrılıyor. Bu parçalar da dünya üzerindeki okyanuslara düşüp kayboluyor. Eğer gönderilen yük dünyanın alçak yörüngesine değil de Webb Uzay Teleskobu ya da daha öncesinde Discover uydusunda olduğu gibi çok daha uzak bir noktaya yönlendiriliyorsa, onu taşıyan ikinci kademe daha da yükselmek zorunda kalıyor ve görevini tamamladıktan ve yakıtını bitirdikten sonra bu kez dünyaya değil uzaya yöneliyor ve uzayda kayboluyor.
Tabii bize göre kayboluyor. Bazı organizasyonlar, bazı profesyonel ve hatta amatör astronomlar bu parçaları da takip etmeye devam ediyorlar. Bakın şimdi bu konuyu merak edenler için güzel bir web sitesi önereyim. Stuff in Space. Uzayda etrafımızda dönen küçük parçaları ve yörüngelerini gösteren bir yer burası. Çeşitli gruplar halinde inceleme yapabiliyorsunuz. Şimdi mesela bunlardan birini inceleyelim hep birlikte. Bugün sizlere hikayesini anlattığım fırlatmadan 2 ay sonra 2015'in Nisan ayında yine SpaceX'in yaptığı bir başka fırlatma daha olmuştu. Türkmenistan'ın uydusunu yüksek yörüngeye yerleştirmişti. Şu anda Türkmen Alem adındaki bu uydu 35 bin kilometre üstümüzdeki bir yörüngede dönüyor. Gördüğünüz gibi onu oraya yerleştiren Falcon 9 roketinin üst kademesi de 21 bin kilometre üstümüzde dönüyor. Hala 7 yıldan beri. 7 yıl önce başlayan diğer hikayemizin Falcon 9 roketinin ikinci kademesi ise bundan çok daha yüksek bir irtifaya ulaşmıştı. Ve öylesine yüksek bir irtifada eğer sizi yönlendirecek bir itki kuvvetine sahip değilseniz, yani motorunuz yoksa ya da yakıtınız bittiyse, çok ilginç bazı durumlar meydana gelmeye başlıyor. Şöyle düşünün, bir tarafınızda Dünya, diğer tarafınızda Ay var. İki büyük kütle, bir de uzaklarda Güneş, o en büyük kütle ama daha uzakta. Bu gök cisimlerinin hepsi de kendi büyüklüğü ve uzaklığına göre size etki eden bir kütle çekimine sahip. Elimdeki bu kitap durumu 3 cisim problemi olarak adlandırmış, böyle grafiklerle, formüllerle anlamaya ve çözmeye çalışmış. Ama uzaydaki bir cismin bunlardan hangisinin tam olarak etkisine gireceğini yine tam olarak hesaplayabilmek hala mümkün değil. Fakat bir şekilde eğer o cismi takip etmeye devam ederseniz bir süre sonra bunlardan birinin etkisine gireceğini de kesin olarak biliyoruz. İşte Falcon 9 roketinin 2015 yılının Şubat ayında fırlatılan o ikinci kademesi de bir süre Dünya ile Ay arasında böyle neredeyse hani kararsız diyebileceğimiz bir şekilde bir yörüngeye, oldukça eliptik bir yörüngeye girmiş. O da orada öyle dönmeye devam ediyor. Hala 7 yıldan beri. Onun bu hareketini bugüne kadar hiç kimse umursamamış. Bir kişi hariç. Bill Gray adında bir bilgisayar yazılımcısı. Kendisi astronomiden çok matematiğe ve fiziğe yatkınlığı olan bir amatör. Ama astronomlar için Dünya'ya yakın nesneleri takip eden Project Pluto adında bir bilgisayar yazılımı geliştirmiş. Ben bundan 3 hafta kadar önce Don't Look Up, Yukarı Bakma filminin analiziyle ilgili videomu yayınladığım sıralarda Bill yukarılara bakıyormuş. Daha doğrusu yukarılarda dönen nesneleri incelediği kendi yazılımındaki verilere. İşte o yazılıma 5 Ocak 2022 tarihinde ay yakınından geçmekte olan bir cismin verilerini girince çok ilginç bir ekran görüntüsüyle karşılaşmış. Impact. Kırmızı renkli bu uyarı şeridinde o nesnenin 4 Mart'ta aya çarpacağı yazıyor. Aynı Don't Look Up filmi gibi değil mi? Peki o filmde bu kuyruklu yıldızın yaklaşmakta olduğunu fark eden kişiler ne yapmıştı? Önce hemen kendi verilerini kontrol etmişti. Başkalarından önce kendilerinden şüphe etmişti. Çünkü bilimsel metot bunu gerektirir. İşte bizim gerçek hikayemizde o verileri fark eden Bill de aynı şeyi yapmış. Önce kendi yazılımını kontrol etmiş, gözden geçirmiş. Sonra da 15 Ocak tarihinde astronomiyle ilgili forumlara şöyle bir mesaj göndermiş. Bu mesajda özetle şöyle diyor. Tamamen kesin değil ancak bir nesnenin 4 Mart'ta aya çarpma olasılığı var. 21 Ocak ve 8 Şubat'ta bu nesne yeterince parlak olarak gözlemlenebilecek. Eğer inceleyebilirseniz bulgularınızı lütfen benimle de paylaşın. Bu mesajı forumlara gönderdikten sonra İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 9 farklı gözlem evinden datalar gelmiş. Hatta Utah'taki biri time-lapse görüntüsünü bile yakalamış bu cismin. İşte bu görüntüdeki parlamaları analiz ederek roket parçasının 180 saniyede bir döndüğünü hesaplamışlar. Silindir şeklinde, yakıtı bittikten sonra kuru ağırlığı 4 metrik ton civarında olan bir nesne 180 saniyede bir dönecek şekilde yavaş yavaş ilerliyor. O yüzden videonun başında savrula savrula gidiyor dedim. İşte tüm bu yeni gelen verilere göre bu parça ayın uzak tarafındaki
Hertzsprung kraterine çarpacak. Bu krater 520 kilometre çapında. Ancak Bill Gray, kraterin tam olarak neresine çarpacağını da bulmuş. Ve bu hesaplamalarının en fazla birkaç saniye ve birkaç kilometre sapabileceğini söylüyor. Hatta daha da ileri giderek eğer bu savrularak ilerleyen nesne insan yapımı bir roket parçası değil de doğal bir gök cismi olsaydı %100'e yakın bir kesinlikte konuşabilirdim diyor. Fakat uzay çöpleri biraz daha kafa karıştırıcı olabiliyor. Peki daha önce hiç böyle bir olay meydana gelmiş miydi? Aslına bakarsanız Ay'a çarpan insan yapımı pek çok nesne var. İnenlerin dışında bile çarpanlar var yani. Bütün bu çarpışmalardan dolayı oluşan kraterler de dokümente edilmiş durumda. Hatta Türkiye Uzay Ajansı'nın yayınladığı hedefler arasında önümüzdeki yıl Ay'a sert iniş gerçekleştirme planı da açıklandı biliyorsunuz. Sert iniş aslında bir aracı doğrudan çarptırmanın daha kibar bir ifade. Peki neden böyle bir şey yapılır? Yani neden bir araç bilerek, isteyerek çarptırılır? İşte bazen sembolik, bazen de bilimsel amaçlarla. Mesela 2009 yılında bir roketin parçası bilerek Ay'ın güney kutbuna yönlendirilip oraya çarpması sağlandı. Çarpma öncesinde ve sonrasındaki görüntüler karşılaştırılarak o bölgede toprağın altında su olup olmadığı araştırıldı. Bunlar bilerek, istenerek, planlanarak yapılan çarpışmalar. Oysa bu kez durum farklı. SpaceX bu işi bilerek yapmıyor. SpaceX, Ay'a gitmek üzere hazırladığı bir başka uzay aracını yıllardır hazırlıyor. Hatta yaptığı testleri ben de sizlere canlı olarak yayınlıyorum sürekli. Fakat Starship adlı bu uzay aracı 2024 ve sonrasındaki Ay görevleri için hazırlanıyor. Oysa şimdi SpaceX bile hiç fark etmeden bundan çok daha önce bir şekilde Ay'a ulaşmış olacak. Ben bu videoyu yayına hazırlarken henüz Elon Musk'tan ya da SpaceX'ten bir resmi açıklama yapılmamıştı bu konuyla ilgili. Belki şimdilerde siz izlerken yapılıyor olabilir. Fakat bu haber batılı bazı televizyon kanallarında gündeme getirildi. Çarpışma Ay'ın karanlık yüzünde gerçekleşeceği için dünyadan teleskoplarla gözlemlenemeyecek diyor bu muhabir. Dark Side of the Moon yani Ay'ın karanlık yüzü Pink Floyd'un bir albümünün de ismi olduğu için stüdyodaki sunucular da kendi aralarında hemen şakalaşmaya başlıyorlar. Al sana Don't Look Up filminden bir başka sahne daha ama bu bir film değil gerçek. İşte medyanın olayı görme konusundaki bakış açısı da bu. Üstelik yanlış bir bakış açısı. Çünkü 4 Mart tarihinde o çarpışmanın gerçekleşeceği tarihte Ay'ın yeni ay evresinde olacağız. Yani ayın bize yakın olan tarafı karanlıkta kalacak. Uzak olan tarafı, onların karanlık dediği taraf aydınlık olacak. Ya iyi de peki bu çok mu önemli bir olay? Hayır, çok ilginç bir olay ama yine de bence böyle gülüp geçmek yerine böylesine bir olayı da bir fırsata dönüştürebilmek mümkün olabilir. Ay'ın çevresinde dönmekte olan pek çok uydudan Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'a ait çok önemli iki uydu var. Özellikle Hindistan'ın uydusu modern ve yüksek çözünürlüklü gözlem enstrümanlarıyla donatılmış durumda. Bu çarpmanın koordinatları belli olduğuna göre belki de o bölgeye yakın bir konumdayken gözlem yapılabilir. Tam çarpma anında uyduları özellikle o noktaya yönlendirmek için zaten kısıtlı olan yakıtlarını kullanırlar mı ondan çok emin değilim ama çarpışma meydana geldikten sonra oluşacak krater incelenebilir ve daha önceki görüntülerle kıyaslanarak bununla ilgili bilimsel çalışmalar yapılabilir. Az önce de söylediğim gibi bu hikaye hala gelişmeye devam ediyor. Belki de gerçekten bunlar da yapılıyor olabilir siz bu videoyu izlediğiniz sırada. Mesela 7-8 Şubat 2022 tarihlerinde o cisim tekrar dünyadan teleskoplarla gözlemlenebilecek bir şekle gelecek son kez ve ardından Mart başında 4 Mart tarihinde de Ay'a çarpacak. Ancak tüm bu hikayeden, bu kıssadan hisseyi ben çok farklı bir yerde görmek ve sizlere de göstermek istiyorum. Bu kitapta. İçinde pek çok formül, pek çok çizim var bu kitabın. Ve böyle yeni göründüğüne de bakmayın. Orijinali 1687 yılında basıldı. Isaac Newton tarafından yazılan bu kitap. Okullarda öğrendiğimiz o meşhur kütle çekim yasaları var ya, Newton yasaları filan da diyoruz. İşte ilk kez burada kaleme alınmış, burada formülleştirilmiş. Bakın 1687 diyorum, 300 yılı aşkın bir süredir bu kitapta yazılanlar,
ortaya konulan formüller sadece okul müfredatlarına girmekle kalmadı. Gök cisimlerinin hareketleri hesaplandı. Sonra roketler yapıldı. O roketlerin farklı kademelerindeki motorlarının ne zaman ateşlenip o ateşlemelerin ne zaman kesileceği bile yine burada tespit edilen ilkeler göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Çünkü bu bilgilere göre ondan ayrılan parçaların nereye düşeceği veya indirileceği veya daha da yüksek bir noktada kalırsa uzayda hangi yöne doğru gideceği bulunabiliyor. Bu kitaptaki formüllerle yapılan hesaplar o kadar hassas ki, mesela dünyanın şekli yuvarlak olmasaydı sonuçlar yanlış çıkardı. Neyse ki dünyanın şeklinin kutuplardan basık ve ekvatordan biraz şişkince özel bir şekil olduğunu biliyoruz. Bakın sadece dünyanın ekvatordaki o şişkinliğinin bilinmesi, o bilgi bile yapılan hesaplamaları 170 kilometre saptırabilir. Evrenin her yerinde matematik olduğunu fark ediyoruz, gözlemliyoruz, yasalar çıkartıyoruz, okullarda işleyip duruyoruz, söyleyip geçiyoruz. Ama günümüzde aramızdan bazıları bununla yetinmeyip sıradan insanlar olmalarına rağmen bunları bir bilgisayar yazılımına dönüştürüyorlar ve bu sayede o roketleri tasarlayanların bile umursamadığı için bilmediği bazı bulguları, sonuçları ortaya çıkartabiliyor. Gerçekten çok ilginç günlerde yaşıyoruz. Aşağı bakıp yeri düz görenlerle yukarı bakıp bu hesaplamaları yapanlar aynı anda aynı kürenin üstünde yaşıyorlar.